Hoş geldiniz Türkan Hanım. Hoş buldum Ayla. Nasılsın? Sağ olun, siz? İyi ben de. Somer geldi mi? Yok, gelmedi. Hücan Hanım tek başına kaldı sofrada. İnşallah yine kriz geçirmez. Tamam, sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben sadece salata alayım anne, sağ ol. Sağ ol. Tamam yeter, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Pek keyifsiz gördüm seni. Benimle baş başa yemek yediğin için mi moralim bozuk? Yalnız yemek yemiyorsunuz işte sayemde. Neyini sorguluyorsunuz? Somer nerede? Biliyorsunuz değil mi? Neyi? Somer'in Sevil'a gerçeğini öğrendiğini. Aa. Kim söylemiş? Yapmayın Allah aşkına Rüçhan Hanım. Bilmiyor muyum sanki sizin söylediğinizi? Ben söylemedim. Ya söyleyecek olsaydım zaten bu zamana kadar beklemezdim. Ayrıca ikinizi karşıma alır, öyle söylerdim. Arkandan hiç çevirmezdim. Neyse ne. Olan oldu. Somer şu anda her şeyi biliyor. Ne oldu peki? Sen nasıl sıyrıldın bu meselede? Kavga ettik. Ağzına geleni söyledi bana. Telafisi olmayacak laflar etti. Peki senin yaptıkların? Onların telafisi var mı? Dönüp kendine bakmak yerine hala oğlumu suçluyorsun. Ben Somer'i suçlamıyorum. Sadece anlamadan, dinlemeden, kendi penceresinden baktığı için kızıyorum ona. Tamam bir şeyleri öğrendikten sonra bu işe son verecektim. Ama şimdilik gerekçelerim vardı. Tıpkı sizin beni kullanırken yaptığınız gibi. Peki Somer'in gerekçeleri ne olacak Türkan? Bir kendini koy bakalım Somer'in yerine. Benim yerime de anneni. Baban metresinden çocuk peydahlamış. Somer de o metreste iş yapıyor. Ne hissederdin? Ne düşünürdün? Ha, yok sen düşünmezdin. Düşünmeden terk ederdin Somer'i. Emin olun annem sizin yerinizde olsa kısasa kısas yapmazdı. Doğru. Annen bana benzemiyor. Annen çok duygusal. Onun yüreğine inerdi. Hatalarını asla kabul etmeyen bir evlat karşısında çaresiz kalırdı. Onu böyle çaresiz bıraktın işte. Ya sana onlarca şey söyledim. Bir tanesi bile kulağında kalmamış Türkan. Bak. Şu anda anlıyorsun nasıl ağır bir yükün altında kaldığını. Ben neyi neden yaptığımı çok iyi biliyorum. Size anlatarak kendimi yoramayacağım. Biliyorsun diye savunamıyorsun kendini öyle mi? Somer bana bugün ne dedi biliyor musunuz? Giderek anneme benzemeye başladın dedi. Tırnağım olamaz. Yalnız bunu memnuniyetle değil, nefretle söyledi. Ha ben de kendimi savunmasını bilirdim. Ama anne oğul arasına girmek istemedim. Tamam babacığım, tamam, tamam. Alo. Ha, Somer. Neredesin oğlum? Kiraz'ın yanında mısın? Niye ağlıyor çocuk? Uyutmaya çalışıyordum. Annesi yok mu? Yok.
Aa, ben de geliyorum o zaman. Sen baş edemezsin. Ayla! Şunlardan böyle kaplara koy, dökülmesin. Sömer Mine'deymiş de gideyim oğlumla yiyeyim akşam yemeğini. Nasıl yani? Üç kişilik mi hazırlayayım? Evet. Üç kişilik. Sömer, ben, Mine. Hadi. Al bakalım serçe kuşum. Hop. Bol bol su içeceksin bak. Annen sıkı sıkı tembikledi. İçiyorum zaten baba. Tamam hadi iç iç. Ha. İç iç biraz daha iç. Ha. Şimdi birazdan da gider yatarsın. Tamam mı? Güzel güzel dinlenirsin benim serçe kuşum. Erkenden yatmak istemiyorum baba. Keyfim yerinde işte. Tamam, karışma çocuğa. Bizimle sohbet etmek istiyor. Uykusu gelince yatar. Ama abi bütün gün sokaktalardı ya. Hiç dinlenmiyor ki. Feride, annene bizim evin numarasını verseydin bizi buradan da arayabilir. Olur yenge. Aradığında söylerim, sağ ol. Feride. Mesut'un kardeşi Almanya'da. Çok büyük mü Almanya? Büyük. Hem de çok büyük. Hı. Ama Türklerin yaşadığı bölgeler var. Yani belki oralarda bir yerlerdedir. Keşke tanışsaydı Feride. Keşke. Çok isterdim. Annesi babası öldü Mesut'un. Kardeş sokakta kaldıysa çok ağlar Mesut. Göçmen bürosunda çalışıyor. Ona söyleriz. Arar, araştırır ya. Söyle. Söyle, söyle o zaman. Söyle, hemen söyle. Arasın, arasın. Arasın, ya. Söyle, arasın. Tabii ya. Bu niye hiç aklıma gelmedi ki benim? Hı. Arayayım mı bir abi? Ara tabii şunu. Yani kaç yıl geçmiş aradan? Bulabilirler mi acaba? Ne olacak canım? Bir soruştursun, belki bir faydası olur. Sen ne yaptın ya? Sakinleştirici mi verdin çocuğa? Tecrübe oğlum. Sen de böyleydin. Sırtına kaşınmasından, okşanmasından çok hoşlanırdın. Ve gelip anne bana cici yap derdin de anca öyle uyurdun. Buna da cici diyordun. Ve keyfin yok gibi. Yorgunum sadece. Kısmadın mı oğlum sesini? Neyse ben bebeği odasına yatırayım. Türkan Hanım, aşağıda da bir şey yemediniz. Şunlardan biraz atıştırın. Yok hala istemiyorum. Geri götürür müsün lütfen?
Ama böyle olmaz ki. İki lokma yiyin hiç olmazsa. Türkan Hanım, iyi misiniz? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Aile yemekleri götürür müsün lütfen? Kokusuna dayanamıyorum. Midem bulanıyor. Odayı havalandırır mısın bir de? Ay Türkan Hanım, hamile misiniz? İnşallah. Bilmiyorum ki. Bence bir test yaptırın. Danke, danke. Hadi çöz. Aksın annen istiyor. Hallo, mama. Ne diyor? Fatın abi. Şimdi diyor, muhtemelen diyor çocuk evlatlık verilmiştir diyor. Evlatlık ne demek? Yani bir aile yanına almış olabilir onu. Sen sokakta kalmasın diye üzülüyordun ya. Anladın mı? O zaman adı sanı değişmiştir. Nasıl bulunacak ki? Bir kuruma bir dilekçe falan yazılabilir. Tamam. Feride yazabilir. Tabii. Hadi bakalım inşallah. Mesut'un kardeşi gelecek. Mesut'un kardeşi gelecek. Kulübesini temizlesin o zaman Mesut, değil mi? Mesut, şimdi değil. Mesut gitti bile. Vallahi çok sevindi gariban ha. Ay bu çocuk yine hayal kırıklığına uğramasa da. İnşallah. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.